yanlışı azalttılar. Yani bugünkü açıklama işte onu gösteriyor. Bir aşama aşama inşallah, toplumun inşallah. Beklentilerine karşılık verilmesi açısından önemli. Çünkü cumartesi artık sokağa çıkma yasağı yok. Pazar günü yüksek riskli yerlerde olacak. Onlar da açıklanacak. Yani bir nebze rahatlatıcı bir şeydir. Özellikle esnaf açısından sabah 7 akşam 7 en azından %50 kapasiteyle de olsa müşteri kabul edecekler. Gerçi akşamleyin yemek için lokantalar, esnaf, yani vatandaş o saatlerde zaten yemek yiyor. Hadi işten çıkıyor. Ya biraz daha ileri saat olsa iyi olurdu. Bakın ben buraya erken 9 değil de 12 yapsalardı güzel olurdu. Ne anlamı var? Kimse zaten her yer kapalı. Şimdi şu duruma söylüyorum. Bunu gece 9 dediğinde 12 trafik olsa güzel olurdu. Daha fazla benzin yakıyorsun. Daha çok trafikte daha panik, polise sıkıntı. Evet. 12 desen kim gidecek? Hiçbir yer bırakmamışsınız. Bu hangi akıl? Bunu hangi akıl böyle yaptı? Yani bakın 9 demeyecektin. Niye 9 bu? 12 de. 12 olsaydı bitirdik. Bir risk taşınmaz. Vatandaş en azından evine zaten o bakın, saatte geliyor. Ben niye böyle öfkeli konuşuyorum? Öfkeli misiniz siz? Şimdi yok. Öfkeli söyledim. Ben hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olacağım. Esnafın öfkesini ben burada simüle ediyorum. Anladım. Yani o insanları böylesine çaresiz bırakamazsınız. Peki akşam lokanta demek, akşam yemeği demek zaten adam. Yok hani, ki nerede, niye trafiği boğuyorsun? Niye kapatacaksa? Niye biraz trafiği boğuyorsun? Yani İstanbul trafiğinde yazık değil mi bu insanlar? Evet, İstanbul. Niye 10 değil? Yani evet, zaten 2 saat yolda geçiyor uzak mesafeden gelenler. O trafikte insanlar zaten stres altında. Bir de maske takmışsın, nefes de alamıyor. Yok böyle şey yok. Evet. Yani bu hangi akılsa, bu akılsızlık hangi aklın eseri ise tekrarlanmaması gerekir. Yani kaş yapayım derken göz çıkartırız. Bu maske mesafe, sosyal mesafe, hijyen kuralları da devam ediyor. Hiçbir anlamı, faydası olmayan. Niçin devam ettiğini de bilmiyorum.